olayı gündemimize getirmiştir. Çünkü baktığımızda en büyük örneği bir başka oyuncuya verilen ceza, hem bir maç ceza verilmiştir, hem de aynı şekilde bu ceza ertelenmiştir. Ve Merih'e verilen cezaya baktığımızda maçın UEFA tarafından görevlendirilen delegesi raporunda herhangi bir belirti yapmamıştır, herhangi bir şey yazmamıştır. Bir batılı devletin bakanının yaptığı açıklamadan sonra soruşturma başlatılmıştır. Bu da olayın ne kadar yanlı olduğu, ne kadar kabul edilemez olduğunun en güzel belirtisidir. O yüzden bu verilen kararı kınıyoruz. Bugün akşama doğru Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. O da aynı şekilde ne yaptığımızla ilgili benden bilgi aldı, anlattık. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da bir açıklama yaptı. O da aynı şekilde bu verilen kararın tamamen taraflı ve kabul edilemez olduğunu söyledi. Çünkü yapılan hareket hiçbir şekilde siyasi bir manası olmayan, yüzyıllardan beri Türk milletinin Türklüğünü simgeleyen bir hareket. Bu konuda da futbolcularımıza ve özellikle de Merih'e selam söyledi. Bunun en önemli karşılığının yarın sahada futbolcularımız tarafından verilmesini istedi. Ben de az önce gittim otelin kapısında bütün futbolcularımızı karşıladım tek tek ve bu konuyla ilgili hem kaptanımız Hakan'a hem Melih'e hem de hocamızla oturduk, konuştuk ve yarın inşallah 300 bin Türk yaşıyor Berlin'de. Fanzonda 100 bin Türk olacağını tahmin ediyoruz. Ve sahada da bilet bulan taraftarlarımızın yaklaşık 50 bin seyirciyle takımımızı aynı Hamburg'da olduğu gibi, aynı Dortmund'da olduğu gibi, aynı Leipzig'de olduğu gibi canı gönülden destekleyeceklerini hep beraber göreceğiz. Biz bu yapılan haksızlığı kesinlikle kabul etmiyoruz, kınıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak da gerekli girişimleri yaptık. 27 sayfalık bir savunma hazırladık. Ama gördük ki bir gazeteye daha savunmamız alınmadan bir gün önce karar peşin hükümle verilmiş. 27 sayfalık bir savunmanın okunması bile saatler alır. Hemen savunma verilir verilmez ki bu haber daha önceden sızdırıldığını, onu da ayrıca son derece olumsuz görüyoruz ve protesto ediyoruz. İnşallah en güzel cevabı yarın futbolcularımız Berlin Olimpiyat Stadı'nda en güzel şekilde Hollanda karşısında vereceklerini düşünüyoruz. Tüm Türk milleti şu anda ayağa kalkmış durumda. Hepsini sağduyulu olmaya çağırıyoruz. Ve buradaki yaşayan Türk vatandaşlarımızı da aynı şekilde sağduyuyla sadece takımımızı desteklemeye ve dualarını eksik etmemelerini istiyoruz. İnşallah yarın hedefimiz bu turu da geçip yarı finale kalabilmek. Allah'ın izniyle bunu da başarabilmek için hem teknik ekibimiz, hem de futbolcularımız, hem de 12. güç dediğimiz seyircilerimiz ilave bir motivasyonla gereğini yapacaklar diyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, Melih'le görüştünüz dediniz. Konuştunuz. O neler söyledi? Nasıl bir görüşme geçti aranızda? Melih de özellikle biz daha çok onun moralini yükseltmeye çalışıyoruz. Tüm Türk milletinin kendisinin arkasında olduğunu, özellikle de Cumhurbaşkanımızın kendisini desteklediği ve selamlarını söylediğini özellikle belirttim. Kısa bir görüşme oldu. Hedefimiz futbolcumuzun moralini yüksek tutarken tüm takımın da moralini yüksek tutabilmek. Ve ben şunu söylüyorum, yarın sahada
11 tane Merih Demiral olacak. Hepsi Merih Demiral yerine oynayacak. 11 tane Merih Demiral sahaya çıkacak. Sayın Başkanım, taraftan da mesajınız olacak mı? Yani çünkü biliyorsunuz bir haksızlığa uğradık ve bu neticesinde de bir karşılaşmamız da çok önemli bir karşılaşma. Taraftarlarımız zorda olacaklar ki şu an turnuvanın en fazla sayısına sahibiz. Maç anlamında en fazla gelen seyirci anlamında. Şimdi taraftarlarımıza özellikle az önce o yüzden bahsettim, sağduyulu olmaya davet ediyorum diye. Bu zamana kadar biliyorsunuz en çok taraftarı biz getirdik sahalarımıza ve ilave bir motivasyonumuz daha olacak. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız Berlin'de maçı seyretmek için bizlerle beraber olacak. O da hem taraftarlarımız açısından hem de milli futbol takımımızın teknik heyet ve futbolcular açısından son derece ilave bir motivasyon kaynağı olacaktır. Çünkü biz özellikle futbol taraftarının bu zamana kadar hiçbir olaya karışmadan centilmence maçları seyrettiler. Yarın da aynı şekilde centilmence hedef sadece ve sadece milli takım formalarımızı giyip seyircilerimizin Türk milli takımını desteklemeye çalışmaları, bu şekilde tezahürat yapmaları, 12. güç dediğimiz bizim taraftarımız futbol maçını kazanmamızda da inşallah hiç susmadan takımı destekleyerek ilave bir güç verecekler. Milli takım.